Siz çok eskiden beri Fenerbahçeli olduğunuz zaten hani herkes tarafından bilinen bir şey. Hatta ve hatta NTV'de sizinle yıllar önce daha siz basketbolu tam bırakmamıştınız. Geldikten sonra Türkiye'yi tamamen bırakma kararı almıştınız. O arada da ben size NTV'deyken de o soruyu sormuştum. Bir yılda olsa veya 2 yılda olsa tekrar bir Türk forması giymeyi düşünüyor musunuz? LA Clippers'tan sonra. Siz de yayında demiştiniz ki yani ya Anadolu Efes olur ya da Fenerbahçe ama bir forma giyeceksem Fenerbahçe'nin formasını giyerim muhtemelen demiştiniz. Ama sonra olmadı başkanım. Neden olmadı? Yani şöyle bir iki sene daha liglerde buralarında bir tozunu atsaydınız fena olmaz mıydı? Ya tabii özellikle büyük kızımla hep konuşuyoruz. Hani beni her fırsatta eleştiriyor. Çok erken bıraktın, çok erken bıraktın diye. Ama inan bazen erken de olsa doğru kararlar vermenin zamanı diye düşünüyorum. Benim için de gerçekten sanırım o en iyi kararlardan bir tanesiydi. Çünkü senin de söylediğin gibi hep bir arada kalacaktım. Anadolu Efes benim büyüdüğüm, yetiştiğim Evet. kulüp. Fenerbahçe de benim çocukluktan beri taraftarı olduğum bir kulüp. O yüzden NBA'de bırakmak benim için daha da iyi oldu diyebilirim. Çünkü ben o süreçte de her zaman gelecek planları yapan bir insandım ve bu anlamda NBA'de bırakmam benim için en doğru olacaktı. O yüzden böyle bir karar aldım. Çünkü dediğim gibi bir sonraki adımlarım için orada vereceğim bir şey şu anki sonuçlarımı belki etkileyebilirdi ama dediğim gibi o süreçte öyle karar almam gerekiyordu. Peki o zaman bu kararı verirken daha çok kendinizi artık yönetici gibi görmek arzusu da var mıydı? Yoksa Tabii bu ki. gerçekten sürpriz bir gelişme miydi? Yok, ben özellikle zaten Clippers zamanlarında daha az süre alıyordum biliyorsunuz. Orada her zaman basketbol sonrası için yatırımlar yapan bir insandım. Bu anlamda kendimi gerçekten iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü NBA bu anlamda çok güzel hizmetlere sahip olan ve bunları sporcularla birlikte paylaşan bir organizasyon. O süreçte de çünkü basketbol benim şu anda da zaten sporculara özellikle basketbol hayatının sonlarına gelen yani bırakma noktasına gelen arkadaşlarıma hep o süreçlerde gelecekle ilgili yavaş yavaş planlar, programlar yapması gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü ben bıraktım, şimdi ne yapacağım boşluğu inanın bazen psikolojik olarak da çok büyük olumsuz noktalar da yaratıyor. O yüzden yavaş yavaş gelecekle ilgili kendilerini de geliştirirlerse sanırım o tarafa dönüş süreci çok bekledikleri gibi sıkıntılı olmaz. Ben o yüzden orada yapmış olduğum çalışmalarda, araştırmalarla basketbolu yönetmek, yani sporu yönetmek istiyordum. Yani spor anlamında yöneticilik yapmak istiyordum. Dediğim gibi böyle de bir fırsat gelince de bunu değerlendirmek istedim.